Evet. Tight vermedim demiştim. Çünkü title'ın yüksekliği şeyden alıyor. Bunun yüksekliğinden alıyor. Buton ikonumuzu verdim. Onun rengi ne renkti? Beyaz. Şimdi biz de beyaz değil de gri verelim. Tint color'a vereceğim. Tint color bu butonun imajına şey yapıyor olacak. Bunu koydum. Eğer ki tasarımsal anlamda daha farklı bir ikon varsa ki hani iOS'un kendini kullanmak istemeyebilirler tasarımcılar. Burada imajı hani buraya eklediğim imajı verebilirsiniz. Şimdi bizde bir yok. Bu reklamı kullandım. Basma alanına dikkat ediyorum. Görüyorum ki width 50, height 42. Basılabilir alanda mı? Evet. Genelde hani 40 olması idealdir, iyidir yani. 22 falan en düşüğüdür. Yani bir butonun en düşük kısmı 22 piksel basım olması yani width'inin ve height'ının. 50 iyi. Label'ımızı koyduk. Bu label'ın yüksekliğine göre şey arkadaki view'ın height'ını almasını şey yapamadım hocam Buna mı? ya. Evet. Bunun kurallarına bakalım. AutoLayout kurallarımızı da gözden gezdirelim. Birinci kural X ve Y'si olması. Bakıyorum X'i Y'sini nereden? Horizontal kısmında leading'den şuradaki Super View'a bağlı. Ondan sonra Super View'a top'tan da bağlı. Y'yi de buradan belirliyor. Genişliğini nereden belirliyor? Leading after trailing deyince zaten nerede başladı, nerede bittiği belli olduğu için genişlik de buradan belli. Yüksekliği de şu anda burada tanımlı değil. Yüksekliği tanımı da yine burada tanımlı ama daha sade bir şekilde şuradan göstereyim. Bunun leading'i, trailing'i, şey, top ve bottom'ı tanımlı. Daha önce de görmüştük. Label'ın yüksekliğini buraya statik olarak vermiyorduk. Intrinsic size'dan dolayı kendi alıyordu. Dolayısıyla aslında burada gizli bir 42 tanımlı şu anda. Bu fonta göre ve bu tekste göre. Bu tekst uzun olursa ve atıyorum az önce demiştik ya burada word wrap falan yaptık ya da işte line'ı sıfır yaptık vesaire. Duruma göre yüksekliği gizli bir şekilde aslında var. Şurada görünmeye. Bundan sebep de top ve bottom bağlı ya yükseklik de belli. 40 ya da 60 neyse. Dolayısıyla height'ın, yani buradaki title view'unun yükseklik değerini belirledi. Neden? İç kısım 60'sa kurallara göre bunun yüksek tapu ve batımı bağlı. Yüksekliği de 60'sa 60 olur. Anlatabildim mi? Evet hocam. Mesela bunu 35 değil de daha da arttırsan bunun yüksekliği yine ona göre şekillendi. İkinci şeyimize bakalım. Bir de burada bir şey var. Şimdi aradaki boşlukları düşünelim. 20 piksel, 30 piksel gibi statik bir değer verdiğimizde buralara iPhone 5'lerde ve iPhone X'lerde farklılaşabilir demiştik. Buradaki sarı alan. Şimdi iPhone 5'te sığmaması olabilir. Bu durumda neler yapabilirim? Tekrar gözden geçiriyorum. Sesli düşünüyorum şimdi. Ya az önceki kurala göre içindeki label'ın yüksekliğinden sebep dışındaki title
belli oldu ya. Dolayısıyla içindekilerden sebep header'ın da yüksekliği belli olabilir. Ben buraya verdim ama. Buraya. Dolayısıyla içerisini doldurunca güzel bir şekilde dış belli de olabilir. Buna gerek kalmayabilir. Bu da bir opsiyon mu? Opsiyon. Hı. Ama farklı görüntülerde burası daha farklı yükseklikler kazanır mı? Tanımladığım kurala göre. Yani şuradaki yüksekliğe atıyorum sabit 20 dersem iPhone 5 ile iPhone X Pro şeyinde görüntüsünde aynı yüksekliğe sahip olacak. Bunu tasarımcıyla konuştuk. O dedik ki atıyorum iPhone 5'te böyle görünmesin, etmesin, daha küçük görünsün falan dedi. Ya da ikisi de eşit olsun dedi. Eşit olması ne demek? Ben hakikaten buradaki boşluğu 30 piksel boşluk istiyorum diye olabilir. iPhone 5'te de 30, iPhone X Pro'da da, şeyde de, Pro Max'te de 30 olsun istiyor olabilir. Sıkışsın burası, duruma göre 5 piksel kalsın istemiyor olabilir. Bunu konuştuktan sonra mesela 30 olduğunu varsayalım. Adamın, tasarımcının 30 istediğini varsayalım. Burada yani 20 demişiz. Aşağıdaki şuradaki view var ya, bunu da bir tanımlayalım. Title dedik. Balance dedik. Buradaki balance. Buradaki view'un altına getirdim ki şurası hemen onu görsün diye. Soldan 20. Yukarıdan atıyorum şimdilik 20. Sağdan 20 olsun. Yüksekliğini yine içindeki label'lar belli edecek. İkinci label'ım. Yine stack view'la da yapabilirsiniz. Ben şu anda göstermek anlamında da view'ları da kullanıyorum. Top 10, burası da 0 olacak. Ve bunun bottom'ını da bağlıyorum. Bottom'ını bağladığım için artık buradaki balans da kendi yüksekliğini bu iki label'dan dolayı biliyor. Bunun da clear color yapınca şimdi bu balansı aşağı bağlarsam eğer 20 piksel ve header'daki bunu kaldırırsam böyle bir görüntü olacak. Okey mi? Bu durum. Tasarımcı için bu durum okey ise bizim için de bu durum okey. Hangisini tercih ederiz? Öbürkünde çok daha fazla kural tanımlamak gerekecek. Atıyorum iPhone 5'te daha küçük görünsün, öbüründe daha büyük görünsün gibi bir şeyler o yola gidersek daha fazla constraint tanımlayacağımız için şahsen tasarımcı sıkıntı yaratmıyorsa bunu tercih edebilirim. Sabit bir şekilde burada tepeden 20 dediğimiz kısmı. Tasarımcının buna okey olmadığını varsayarsak onu da hemencik bahsedelim neler yapabileceğimizi. Varsayalım ki ona okey olmadı. Buradaki dedi ki şeyim bu UI'ım şeye göre değişsin. Yüksekliğine göre, iPhone'un yüksekliğine göre. O kuralı geri alıyorum. Oradaki header'ın aldım mı? Proportional height'ını geri aldım. Tekrar değerlendiriyorum. Bunun içerisine şu anda şunun batımını buradan kaldırayım ki kızmasın. Şimdi 20 bırakırsam olmayacak. Sabit bir değer çünkü.
O yüzden şöyle bir şey yapmak istiyorum. UI view tanımladım şuraya. Bunu tepeye koyuyorum. Sıfır, sıfır, sıfır ve yüksekliği. Şimdilik ben yapana kadar daha sonra değiştireceğim 20 olsun. Araya space'ler atıyorum. Bu biraz karmaşık gelebilir. Ama yapacağım yöntem dinamik olacağı için ekran boyutuna göre dinamik bir şekilde kurgulamam gerekiyor. Yani constraint'leri dinamik bir şekilde tanımlayamıyorum. Buraya bana diyor ki ya 20 olacak ya bir şey olacak. Anlatabildim mi? Sabit. O yüzden dinamik bir şekilde tutabileceğim farklı bir yola gidiyorum. Mesela bu spacing'i, ikinci spacing'i, bu stonks olan view var ya şurası, onun altına, üçüncüyü de alttakinin altına koydum. Hepsinin yüksekliğine 20 verdim. Bunu sildim, 20'yi. Bunu sildim. Altıdakine. Bu 20 dursun. Yüksekliği eşdeğer olacak demiştik. Equal height. Bakıyorum. Eşdeğer. Proportional yazmadı. Space 1'i bağladım. Space 2 ile 1'i bağladım. 2 ile bir şey 3'ü de bağlayayım. Constraint proportional geldi. Bunu da equal height'a çevireyim. Spacing 1, 2, 3. Bunların yükseklikleri eşdeğer demiştik. Şimdi benim yapmam gereken ne? Bu yükseklik ekran boyutuna göre ya 20, ya 25, ya bir şey oluyor olması lazım. Dolayısıyla sabit bir değer olmaması lazım. Bunu da sildim. Şimdi tekrar değerlendiriyorum. Bunun yüksekliği kaç? Dinamik olarak hesaplanıyor bilmiyoruz. Bunun yüksekliği kaç? Dinamik olarak hesaplanıyor. Yine bilmiyoruz. Ama tab'a bağlamıştım SuperView'una. Bağlamam gerektiğini biliyorum. O yüzden sildim. Balansın yüksekliğini dinamik olarak içeriden hesaplanıyor. O yüzden statik olarak yine vermiyorum. Ama yine de kırmızı şu anda duruyor elimde. Neden? Çünkü Space 1'in yüksekliği yok ki title'ın Y pozisyonu belli olsun. Ya da ona göre balansın Y pozisyonları belli olsun. Yani Space 1'in bir yükseklik değeri olması lazım. 10 mu olacak, 20 mi olacak, neye göre değişiyor olacak? Oran mı vereceğiz yine? Şimdi 1'i, 2'i, 3'ü oranlamıştım zaten eşdeğer oranda. Düşünüyorum. Farklı ekran boyutlarında burası şu header alanı yüksekliği değişeceğinden dolayı bu geriye kalan alanların değişiyor olması lazım aslında. Bir yardım alalım. Ne diyor? Space 2'nin Y pozisyonu. Title'ın Y pozisyonu. Balance'ın Y pozisyonu. Az önce bahsettiğim gibi. Yüksekliği birincinin belli değil ki Y'ler nasıl belli olsun. Şimdi bir tane constraint'imiz eksik. Bunun proportional olması zaten gördüğünüz gibi kırmızı çerçevesi yok. Bu her şeyle tamam. Bunda bir sıkıntı var. Kırmızı yanıyor. Bunda bir sıkıntı var. Bunda bir sıkıntı var. Bunda da Y eksik olduğu için var. Bunda da var. Kontrol edelim. Space 3'ün. Ekranın 40'ta 1'i mi diyeceğiz hocam? Yok. Mesela şey, spacing'in şeyine. Mesela spacing 1'e ekranın 40'ta 1'i desek. 1 bölü 40. Duruma göre verebilirsiniz. Ekrandan ziyade bir SuperView'ine bağlamak mantıklı olabilir.
Mesela diyebiliriz ki bunun kaçta kaça? Şuradaki görüntüye bakalım. Şurası 8'de. Yüksekliği kaç? Aa, burada büyükmüş. 210 desek. Bu kaç? Bunu da tasarımcı size verir zaten de yüksek şeyleri. Bu da 40-50 desek. Yani 4'te 1'i kadar bir boşluğu var şuranın. Değil mi? Evet. Aslında. 4'te 1 boyutunda. Yani buranın 4'te 1 olmadı ya. 4'te 1 çıkan şey geldi. 124'te. Dörtte biri falan değil mi? Evet hocam. Saçma geldi. Bakınca öyle durmasa da. Evet. O zaman şunu Super View'e bir bağlasam. Equal height değil. Proportional olarak da 1 bölü 4 desem. Saçma durdu, olmadı. Şu daha mantıklı gibi. Evet. Böyle verdik hocam ya. Şimdi tekrar gelelim iPhone, küçük iPhone'lara. 1 bölü 4 dedim, aa sıkıntı. Neden? Spacing 1'den galiba. Spacing 1'e dedim ki bunun 4'te 1'i kadar. Bunun işte kaç demiştik? 8'de 1'i kadar dedim. E bu da 8'de 1'i. Şimdi bu da 8'de 1'i. Gelen kalan alanlar, burası iPhone 5'e göre yüksekliği içeriden belli ya. Sabit bir şey yok. Ama bu fonta göre aslında burası bir nevi sabit. iPhone 5'e göre zaten bu spacinglerle burası zaten sığmıyormuş. Spacing olmasa bile. Evet. O yüzden diyorum ki bunun demek ki oranı 1 bölü 5 değilmiş zaten. Tasarımsal anlamda da cebini açtım. Tasarımsal anlamda da böyle bir bakalım. 430'larda 110'larda 4'te 1'i kadar gibiymiş. Ya zaten bize ölçü yanlış verilmiş. Şöyle verdim. Yine de bir sıkıntı var gibi. Neden sıkıntı? Çünkü bizimki deve kadar, bu tasarımda daha küçük. Onu bir düzeltelim önce. Biz görelim diye böyle koca koca verdik de. Bu oranlarda bu font zaten sıkıntılı. Tasarımcının tasarımı bu gibi aslında. Büyüklüğü. Yani böyle olursa zaten yükseklik böyle olmuştu ya tasarımda. Evet. O yüzden buna yakın bir şekilde duran şöyle bir yüksekliğim var. Şimdi bunun yüksekliği kaç oldu? 18. Büyüklerde bakalım. Pro Max. 29. Duruma göre değişti mi? Değişti. Ama farklılaşan bir şey oldu yine. Burada bir farklılık oluştu. Bunun tapına bakalım. Title'ın tapı nereye bağlı? Title'ın tapı hiçbir yere bağlı değil sanırım. Nedense. Öncelikle onları bir bağlayalım. Spacing'le. Şimdi tekrar sıkıntı oldu. Neden? Çünkü hugging muhabbetinden sebep. Burası sabit verdik ya. Bunu tekrar siliyorum. Oradaki 1 bölü 8 oranını. Balansın kime bağlı? Top spacing label'a.
Tabii space title'a, title'a bağlı olmaması lazım. Spacing 3'e bağlı olması lazım. Doğru mu? Alansın. 2'ye. Yanlış bağlamışız. Yani sıra aslında bu birinci. Hatta şunları da daha şöyle alalım ki mantıklı olsun. Birinci, bunun batımı title'a bağlı. Doğru. Title'ın batımı, batımlara bakıyorum. Burada var, burada var, bir de burada var. Bunlar içerideki butonlar zaten. Buton ve label. Spacing 2'ye bağlı. Doğru. Spacing 2'nin batımı balansa bağlı. Doğru. Balansınki de 3'e bağlı. Doğru. Görüntüm oluştu mu? Oluştu. Herhangi bir statik bir değerim var mı şu anda? Hayır. Yok. Yani kontente göre buradaki boşluk değişmiş oldu. Kontente göre sıkışacak iPhone SE'lerde. Sıkışsın. Daha sıkıştı. Aynı görüntü mü? Aynı görüntü. Eşdeğer bir yükseklikte şu boşluklar var. Geriye de sıralandılar bunlar. Stack View'e koysaydık bunu, Stack View'de bunu yakalayamayabilirdik. Nasıl yakalayacaktık? Proportional desen Stack View'da. Bu sefer şey diyemek gerekiyor. Proportional da onun bir yüksekliği yok mu? Kaç vereceğiz? 20 mi vereceğiz? 30 mu? Statik bir şey vermek gerekebiliyor. O yüzden buraya herhangi bir statik değer tanımlamadan bunun yüksekliğini farklı ekran boyutlarına göre şekillendirmiş oldum. Bunları da bir güzel ekran spacing'i clear yaparsam bunu ve bunu belki daha şöyle bir şey yapsak bizim şeyler tanımlandı. Burada ne yazıyordu? Tab balance. Fontunu oynarız gerekiyorsa. Rengi mi? fontunu vesaire. Burada da şöyle bir şey var. Balansın içerisine sağ tarafta durabilecek şekilde bir şey de koyabilirsiniz yine buraya. Bunun yanına 20 piksel öteye. Sağ tarafı yani header tarafını şekillendirmiş olduk mu? Olduk. İki farklı yaklaşımla şekillendirdik. Bir, buradaki şeylerin 20 piksel olarak belirlediğimiz statik uzaklık ya da dinamik uzaklık. Başka? Burada söyleyeceğim bir şey. Başka bir şey yok. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu Stones'un arka planına bir tane şey atabilir miyiz? Resim atabilir miyiz? Ne atalım? Hani Unsplash'ten herhangi bir tane bir manzara fotoğrafı. Bu böyle scale to fit, aspect feel falan o muhabbeti bir tık daha anlamış olurum diye düşünüyorum. Neden ikiye aldınız hocam? Asetler bu 1x iPhone 1 ve 2'de geçerli. Retina boyutları, retina ekranlar olmayan cihazlar için 1'ler kullanılıyor. Retinalar için 2'ler kullanılıyor. iPhone 6 ve sonrasındaydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Retina, double retina olan ekranlar çıkmaya başladı. Apple öyle ekranlar üretmeye başladı. Onlar da 3x'i kullanıyorlar. iPhone 6 Plus'ta ve sonrasında.
Dolayısıyla sadece bunu değil aslında 3x'ini de koymam gerekiyor. Bizim artık iPhone iOS 11'den sonrasını desteklediğimiz için artık zaten 1x'ler öldü gibi bir şey. Çünkü iPad 2 ve 1'e zaten kurulamayacak. iPhone 4S ve aşağısına da kurulamayacak. O yüzden 1 boş kalabilir. Öyle bir cihaz olmadığı için bu uygulamanın kurulacağı. 3X'te de şu andaki güncel şeyler Double Retina olduğu için ekranlar. 3X'e de koymak durumundayım çünkü onu kullanıyorlar. O yüzden şu anda tek boyut olduğu için elimde 2X'i koydum. 3X yoksa 2X'i kullanırlar çünkü. Header'in arkasına mıydı? Hepten. Evet, evet. Yani image view atalım. Ekran fotoğrafımızı seçelim. Image view'in constraint'lerini tanımlayalım. Ekranımda büyük şey kaldı. Yarım kaldı. Hmm. O tekrar düzenleyelim. Burada scale ve content modlar vesaire var. Content mod tarafında aspect fit dediğim için aspect ne demek? Genişliğini ve yüksekliğini imajı bozmadan tut ve bunu fitle. Yani ya sağdan şeye, bu daha küçük olsaydı bu background şey, sağlar dolu, üstler boş olacaktı. Ben fill diyebilirim buraya. Fill deyince her yeri kapla ama aynı ratio'da kapla. Yani bu imajın genişliği 16, yüksekliği 9 ise bu oranı tuttur. Dolayısıyla bunu kapla. İmajın orijinal görüntüsü şöyle bir şey. Kırpılmış oldu yani biraz. Yani bakacak olursak nereden kırpıldı? Birazcık kırpılmış olması gerekiyor. Şöyle bakalım. Şuradaki üstten yükseklikle buradaki yükseklik orantısal anlamda sanırım bir değil. Yani küçük bir farklılık, bu görüntü aynı olduğu için. Şöyle diyelim, bunu geniş sağdan bağlamıştım, trailing'isi deyim. Buna genişlik vereyim. Genişlik 100 olsun. Mesela neyi kırptık? Bak, yolun burasında aslında daha devamı var yoldan sonra. Ta buralar var. Aspect fill dediğim için oranı tutturduğu zaman yolun bu kadarcık görünüyor. Aslında orijinali şu. Hatta şuradaki bir şeyi de var. Şu kısım. Şuralar hiç görünmüyor. Yani şöyle bir kısmı aldı gibi duruyor şöyle. O oranda yap dediğim için. Tasarımcı da bunu dikkat ederek bize bu kesimi verir zaten. Silebiliriz hocam arka resmi şu an şeyini. Bakalım. Genel yaklaşımım bu. Otolayout'taki. Gerisi bunun varyasyonları. Yani bu aşağıda olmuş. Bu yan yana olmuş şurada. Arada bir tane pipe olmuş. Aşağısında bir tane bir şey, altına bir tane nokta olmuş. Gibi gibi mevzular duruma göre otolayout kurallarıyla yapılabilecek şeyler. Burada bir tane image view'um var. Rounded olup tam geçen hafta yapmaya çalıştığımız gibi hani şey yuvarlak. Arada bir 20 piksel var. Şurayı görüyoruz ki şununla şunun toplamı imaja ortalığı. Çünkü bak alt batımından ve üst batımından bakınca tam imaja ortalanmış bir şekilde. Bu gibi şeyleri otolayout kuralları ile sağlıyoruz. Atıyorum şu görüntüyü, şurayı yapacak olursak şurada hemen image view'imizi alalım. İmaj görüntümüz zaten sabit.
Hocam oraya farklı bir şey de yapmıyor muyor? Adam scroll hani böyle bir kayan bir şey ya. O da mı image üzerinden yapılıyor? Neresi kaydı? Tasarımda var ya hocam. Tasarımda kendini sağ... Ha yok. Pardon. Ben portfolyo tarafındaki o karelerden bahsetmiştim. Ha şurayı mı? Hem ben orayı anlatıyorsun sandım. Evet. Yok ben şurayı bir göstereyim ortalığı olma durumunu falan diye demiştim. Pardon hocam tamam. Ama bunu da bahsedelim o şey bitince. Buna geniş... Burayı açınca biz öyle zannettik hocam. Doğru. Çok oldu. 60 olsun. Genişliğini tanımladım. Aspect ratio dedim. Ratio'su kaç olacak? Mesela bu da farklı bir şey. Ratio'su da 1. 1'e 1 olunca buna 60 dediysem kare. 80 dediysem yine kare. Ratio'yu tutturuyor buradan. Mesela bunun yanında 2 tane label var. Şunun gibi bir view'da şöyle yapabilirim mesela. Diyorum ki bunun şu balansın imaja olan center olsun. Bir de balansın imaja olan horizontal spacing olsun. Horizontal spacing'i bakıyorum nerede leading'den imaj 60 demiş. 60 kadar olmasın da 10 kadar olsun. Ve şeye kızdı bakıyorum neye kızdı. Balansın genişliği yok diyor. Ya sağa yaslayabilirim ya da yine genişliği içeriden alsın dersem de buna sıfır. Sıfır verebilirim. Şimdi bunun da background'ını başka bir renk yapalım. Bunun arasındaki top spacing'i atıyorum -4 yapalım ki yapışık olsun ya da işte atıyorum 0 yapalım duruma göre. Bunlar belirlenebilir. 4 olsun vesaire. 0 iyi gibi şimdilik. Fontlarını küçülttüğümüz zaman aslında şuradaki UI'yi sağlamış olduk. Bunun hepsi bir text olduğu için label sadece benim işimi görüyor. Bu şekilde. Bu da text olduğu için hepsi. Arasında o bullet olsa bile. Bu da benim işimi görüyor. Şundan şeymiş. Ha follow varmış. Follow'u görmedik. Şuraya bir şey var. Şöyle bir şey. Artık oraya follow koyacağız gibi. Bir 5 dakika ara verelim. Bayağı bir uzattık bu session'ı. Gelince bir toparlama yaparız. 5'te tamam. Bakalım mı? Olur hocam.